Mutfak Tele sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde lahmacun yapacağız. Çok kolay bir şekilde. Hem hazır yufka kullanacağım, hem hamur yoğuracağız, elde açacağız, öyle yapacağız. Şimdi hemen ilk önce malzemeleri sayalım, daha sonra yapım aşamasına geçelim. Belli bir malzeme ölçüsünü veremiyorum. Sadece ne kullandım onu söyleyeceğim. Çünkü ben bolca kullandım. Belli bir malzeme kullanmanızı nasıl tavsiye ederim bilmiyorum. Çünkü yoğuracağınız hamura, yapacağınız ölçüye bağlı. Ben hem hazır yufka hem elde açma yufka kullandığım için malzemeleri bolca tuttum. Fazla kalanı da buzdolabına kaldırdım. Daha doğrusu buzluğa kaldırdım. Sonra yapacağım zaman kullanıyorum. Kıyma var, soğan var, kırmızı biber var, yeşil biber var. Böyle büyük oluyor. Ben yarısını kullandım onun. 2 adet domates kullandım. Bir diş sarımsak var ve baharatlarımız var. Baharatları da söyleyeceğim. Sıvı yağ var, domates salçası var, biber salçası var. Ve hamur yoğuracağız. Hamur içinde ne gerekli? Un, maya ve su kullanacağız. Hazır yufka olarak da ne kullandım? Tortilla Land denilen tortilla marka. Amerika'da yaşayan arkadaşların Costco'dan ve Walmart'tan kolaylıkla elde edebilecekleri bir hazır yufka kullandım. Bunu alıyoruz, iç harç hazırlayıp üzerine koyuyoruz ve kolay bir şekilde lahmacun hazırlıyoruz. Hiç elde açmaya gerek kalmıyor. Çok büyük kolaylık. Bununla ilgili birkaç tarifi ben sayfamda paylaşmıştım. Bir tek lahmacun olmuyor bundan. Birçok tarif oluyor. Şimdi bütün malzemeleri, daha doğrusu kıymaya ekleyeceğimiz malzemeleri robottan geçireceğiz. Robot kullanmıyorsanız eğer küçük küçük doğrayabilirsiniz. Soğan, domateslerin kabuklarını soydum. Bunu mutlaka yapın. Kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz ve sarımsak. Bunların hepsini rondodan geçireceğim. Rondo küçük olduğu için böyle azar azar yaptım. Kırmızı biberin ve yeşil biberin hepsini kullanmadım. Çok fazla geliyor, çok büyük. Siz küçük kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi lahmacunda en güzel özelliklerden bir tanesi, kıyması az olur. Ekstra ekleyeceğimiz malzemeler bol olursa daha güzel olur. Daha lezzetli bir lahmacun elde etmiş oluruz. Yani kıyma da önemli ama ekleyeceğimiz ekstra malzemeler daha bir lezzetli yapıyor. O yüzden kıymayı az koyun. Bu tür ekleyeceğiniz soğanı, domatesi, biberleri bol yapın. Daha güzel olur. Belli bir gramaj veremiyorum burada kıyma için. Ben çok fazla kullandım. Yaklaşık 600 gram kadardı. 400 gram, 300 gram kullanabilirsiniz eğer hamuru az yoğuracaksanız. Baharat olarak ne kullandım? Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kırmızı pul biber. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası ilave edeceğim. Biber salçası kullanmıyorsanız ya da eklemek istemiyorsanız eğer 2 yemek kaşığı domates salçası ilave edebilirsiniz. Ama biber salçası ekstradan harika bir lezzet katıyor. Hele özellikle acılısı olursa daha güzel olur. Acılı bir lahmacun elde etmiş olursunuz. Acılı sevmiyorsanız eğer baharatlarını da biraz az koyun. Biber salçası da kullanmayın, olacaktır. Kıyma yağlı kıyma kullanacağız. Buna rağmen yine de sıvı yağ ilave ediyorum. Yaklaşık bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ. Ve bunların hepsini birlikte güzelce yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra mutlaka beklemesi lazım, öyle baharatların iyice birbirine karışması için. Yaklaşık bir yarım saat kadar bekleyecek. Kıymayı yoğuruyorum. Üzerini kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar bekleyecek. Ben malzeme ölçüsünü bolca yaptım ama size belli bir ölçü vereceğim. Bunu da yine videonun alt kısmında açıklama bölümüne ekleyeceğim. Siz o iç harcı yaparsanız, hamuru eğer çok fazla yapmış olursanız, iç harç az gelirse tekrar yeniden yaparsanız, eğer fazla gelirse iç harcınız, bunu da yine buzluğa kaldırıp daha sonra kullanabilirsiniz. Şimdi lahmacunun hamurunu yoğuracağız. Ben çok hamur yoğurmadım çünkü yarısını hazır yufka kullanacağım. Ama siz hazır yufka kullanmayıp da sadece hamur yoğuracaksınız, bu ölçüleri artırabilirsiniz. 4 su bardağı kadar un kullandım, 200 ml su bardağı.
Bir tatlı kaşığı dolu olmayacak şekilde tuz ve yine bir tatlı kaşığı dolu olmayacak şekilde maya. Suyu da azar azar ilave edip kuru maya kullandım ben. Suyu da azar azar ilave edip hamuru yoğuracağız. Su ölçüsü az gelebilir. Sadece göstermelik olarak koydum ve hamuru da zaten ben göstermelik olarak yaptım. Genellikle hamur yoğurmadan yapıyorum hazır yufka olduğu için. Sadece hazır yufka bulamayan takipçiler için de hamuru yoğurup göstermek istedim. Suyu azar azar ilave edip çok az ele yapışır kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Çünkü un ekleyip açacağımız için hafif ele yapışmasında bir sakınca yoktur. Suyu azar azar ilave edeceğiz ama baktığınız biraz hamurun kıvamı yapışkan, biraz daha un ilave edebilirsiniz. Çok az ele yapışır bir hamur elde ettik. Üzerini kapatacağız. Yaklaşık yarım saat kadar bekleyecek hamur. Hamur güzelce mayalandı. Biraz yoğuruyorum ve tezgahın üzerine alıyorum. İstediğiniz büyüklükte bezeler koparabilirsiniz. Şöyle anlatayım. Kullanacağınız tava, yani lahmacunu pişireceğiniz tavanın büyüklüğüne göre bezeler koparın. Ben yaklaşık böyle limondan büyük bezeler kopardım. Çünkü pişireceğim tava biraz büyüktü, o yüzden. Küçük tavada yapacaksanız eğer küçük yapın ama bu boyuttan büyük yapmayın. Şöyle ki lahmacunu hamurunu açtıktan sonra üzerine kıyma koyuyoruz ve onu alıp tavaya aktarmak biraz zor oluyor. Lahmacuncular tabi böyle yapmıyordur. Evde yapacağımız şartlar ancak bu kadar. Onların özel bir tahtası oluyor. Onun üzerine açtıktan sonra onun üzerine aktarıp çok kolay bir şekilde fırına sürebiliyoruz. Ama bizde ev şartlarında öyle bir tahta olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Hamuru tabak büyüklüğünde açacağız. Un serperek. Çok fazla büyük yapmaya gerek yok. Yani bir yemek tabağı büyüklüğünde olursa yeterli olacaktır. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel bir lahmacun elde etmiş olabilirsiniz. Açtık. Kıymayı buzdolabından çıkarıp karıştırıyoruz. Kıymayı çok fazla bekletmeyin buzdolabında. Sulanıyor. Bu da hiç iyi sonuç vermiyor. Bir kaşık ya da 1,5 kaşık kadar alıp yufkanın üzerine sürüyoruz. Çok fazla gelirse eğer üzerinden tekrardan alabilirsiniz. Şekil birada gördüğünüz gibi ben biraz gözüme fazla geldi, aldım. Şöyle ki iç harcını çok az koyarsanız daha iyi olur. Çok fazla koyarsanız iyi olmaz. Neden? Çünkü et pişmiyor o zaman kalın olduğu için. Tabii dediğim gibi ev şartlarında ancak bu kadar oluyor. Çok ince süreceksiniz. Zaten ben lahmacun, dışarıda yediğim lahmacunlarda da hiçbir türlü et bulamam. Böyle çok ince olur. Hatta nerede bunun eti diye sorardım. Biz evde yaptığımız zaman bolca koyuyoruz ama daha sonra anladım ki bol koyduğun zaman gerçekten ette pişmede sıkıntı oluyor ve et pişmediği zaman bu sefer topaklanıyor. Hiç de iyi sonuç vermiyor. Evet, iki tavada pişirdim ben. Böyle kolaylık olsun diye ve de hızlı bir şekilde olması için. İki tava yaptım. Lahmacunu koyuyorum. Böyle bu şekilde elime ters çeviriyorum. Onu göstermeyi, aslında onu çekmeyi unuttum. Şöyle lahmacunu açtıktan sonra elime ters çeviriyorum ve getirip yine ters bir şekilde altına gelecek, yufka kısmı alta gelecek şekilde tavaya aktarıyorum ve pişiriyorum. Eğer fırında pişirmek isterseniz fırını 200 derecede ısıtın ve lahmacunları orada pişirin. Fırında veya tavada fark etmiyor. İkisinde de aynı sonuç alırsınız ama bana öyle geliyor ki fırında biraz kuruyor. Tavada daha iyi oluyor. Tavaya koyuyorum bu şekilde. Sonra kapağını kapatıyorum. Biraz kapağı kapalı pişiyor. Daha sonra kapağını açarıp öyle pişiriyorum. Çok kısık ateşte pişireceğiz tabii. Hazır yufkadan nasıl yapacağız? O da yine aynı şekilde. Sadece göstermek isterim. Böyle pakette oluyor hazır yufka. Pişmemiş. İnanılmaz büyük bir kolaylık. Dediğim gibi Costco marketten ve Walmart'tan elde edebilirler. Üzerine kıymayı koyup her tarafını eşit şekilde yayıyoruz ve bir kolaylığı da var bunun. Çok kolay bir şekilde alabiliyoruz. Böyle alıp hemen tavaya aktarabiliyoruz. Elimize ters çevirmeye gerek yok. Pişiyor. Çok da kolay. Her zaman buzdolabında
bulunduruyorum bunu. Hemen çıkarıp böyle iç harç hazırlayıp pişiriyorum. Lahmacundaki bir özelliği size söylemek istiyorum. Ben kaşıkla gösterdim ama kıymayı elinizle üzerine yayarsanız çok daha kolay olur ve çok daha rahat olur. Hamurun üzerine kıyma daha iyi yapışıyor kaşıktansa. Böyle gördüğünüz gibi hepsini elimle yaptım ama size aynı zamanda kaşıkla da göstermiş oldum ilk başta. Evet, hepsi pişti. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde bu hazır yufka. Tortilyadan yaptığımız lahmacun. Üzerine maydanoz ve limon sıkıp yanında ayranla harika bir şekilde afiyetle yiyoruz. Bu da elde açtığımız hamurdan yaptığımız lahmacun. Gördüğünüz gibi ikisi arasında pek fark yok. Hem hazır yufka kolaylığı var. Tabii ki elde açmayı seviyorsanız el açması da çok güzel oluyor. Buyurun, ev yapımı afiyetle yenecek lahmacun hazır. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı da unutmayın.